Oyunlar ve yapay zeka hayat kurtarabilir mi? Size bu videoda bunun yanıtını vermeye çalışacağım. Ben Burak Furkan Akşahin. Kanalımda oyun geliştirmeyle alakalı videolar çekiyorum. Aktif olarak da oyun geliştiricisi olarak çalışıyorum. Ancak bundan önce özellikle lisans hayatımda yapay zekaya oldukça ilgiliydim. İki farklı bitirme projesi gerçekleştirdim. Bu videoları kanalımda bulabilirsiniz. Ancak o zamanlar YouTube'a aktif olarak video çekmediğim için videoların kalitesi oldukça düşük. Oyun geliştirmeyle yapay zekayı nasıl birleştirip topluluğa faydalı bir iş nasıl çıkartılabileceğini göstermeye çalışacağım. Çünkü oyun motorları sadece oyunlar için kullanılmıyor. Virtual Production, filmler, animasyonlar, şu anda işte Metaverse'ler kuruluyor. IoT uygulamaları, Digital Twin'ler, yani yapabilecekleriniz o kadar o kadar fazla ki ben de bu projede, bu videoda sizlere oyun motoru kullanarak, yapay zekayı da birleştirerek nasıl silahlı saldırıların önüne geçebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Şu anda hala beta'da olmasına rağmen ben kişisel projelerimi Unreal Engine 5 kullanarak yapıyorum. Bu projeyi de Unreal Engine 5 içerisinde gerçekleştireceğim. Bildiğiniz üzere özellikle Amerika'da silahlı saldırılar genellikle okullarda gerçekleştiriliyor. Bu yüzden bir okul ortamı yaratmaya çalışacağım Unreal Engine içerisinde. Bu yüzden Mixamo'dan insana benzeyen modeller indireceğim ve bunları kullanacağım sahnenin içerisinde. Toplam 23 tane öğrenci indirdim ve bu 23 tane öğrenciyi tek tek oluşturmak istemiyorum. Bu yüzden bir data table içerisinde bu meshlerini ve isimlerini bir yere toplayarak blueprint içerisinde procedural üretmek istiyorum bu öğrencileri. Mixamo'dan toplam 23 tane karakter indirdim. Ancak bunlardan bazıları maalesef ki inverted geldi. Yani asi öğrenciler diyebiliriz bunlara. Her eğitim sisteminde olduğu gibi asi çocukları eğitmek yerine bunları okuldan gönderiyoruz. Bu modelleri kullanmayacağım bu proje içerisinde. Bütün gerekli kodlamayı yaptık. Artık sahneye ne zaman yeni bir öğrenci spawn olsa başka bir görüntüye sahip olacak. Böylece rastgele bir şekilde veri oluşturabileceğiz. Malumunuz okulda öğrenciler ya ayakta aylaklık eder ya da bir yerden bir yere giderler. Ben de bu yüzden ayakta duran öğrenciler için bir blueprint oluşturuyorum. Böylece sahneye bu noktaları bıraktığımda bazen bu noktalara öğrenci spawn olacak, bazen de olmayacak. Böylece her screenshot'ta sahnemiz farklı görünecek. İkinci davranış biçimi ise bir yerden bir yere yürümek. Bu yüzden bir start point, bir de end point belirliyorum. Ve bu öğrencilerinin başlangıç noktasından bitiş noktasına yürümesi gereken kod yazıyorum. Kısaca AI Move To'yu kullanacağım. AI Move To Navigation olan kısımlarda Endpoint'e yürümesini gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Şimdi geldik kameralara. Koridorlarda birden fazla kamera olmasını düşünüyorum. Böylece birden fazla açıdan çok fazla çeşitli veri üretebileceğiz. İleride belki değiştirebilirim ama şimdilik C butonuna bastığında kameranın değişebileceği bir kod tanımladım. Böylece birden fazla kamerayı C butonuna basarak görebiliyoruz nasıl göründüğünü. Şu anda maalesef öğrenciler T cetveli yutmuş gibi yürüyorlar. Kolları iki yana açık, hiçbir hareket emaresi göstermiyorlar. Bu bizim için zararlı bir şey. Çünkü ne kadar gerçekçi olursa, ne kadar doğal olursa öğrenciler, verimizin kalitesi o kadar artacaktır. Bu yüzden Mixamo'dan yürüme, işte birbirleriyle konuşma gibi animasyonları indirip bunların kodlamasını gerçekleştiriyorum. Kurduğumuz kameralar şu anda açıyı değiştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Bize screenshotlar çekmesi lazım. Bize veri üretmesi lazım. Bu yüzden bu kameralardan screenshot alabilmemizi sağlayan kod yazıyorum. Şu anda sistem yavaş yavaş oturmaya başladı. Ancak öğrenciler sadece bir kere yürüyebiliyor. Yani bir cycle yapabiliyor. Ben bu sistemin sürekli veri üretmesini istiyorsam eğer, bu öğrenciler son noktaya vardığında tekrar spamlanabilmesi lazım ve tekrar farklı bir meshle spamlanabilmesi lazım. O yüzden bu sistemi kurguluyorum. Artık projemizin asıl konusu olan silah tespiti kısmı için gerekli olan silah modeline geldi. Bu öğrencilerin elinde rastgele bir şekilde silah spawn etmem gerekiyor. Bu yüzden internetten bir silah modeli bulup öğrencilerin sağ eline, sol eline rastgele bir şekilde silah spawn ettireceğim. Artık bir çevreye ihtiyacımız var. Yani bir okul modeline ihtiyacımız var. İnternetten bir okul modeli buldum ancak scale'i bayağı bozuk geldi. Bunu engine içerisinde de büyütebilirim ancak engine içerisinde büyüttüğünüzde bu sefer light resolution'ları tek tek ayarlamak gerekecekti. Bu yüzden bu okul modelini Blender alıp Blender'da scale ile oynadım. Tekrar engine'in içerisine aldım. Unreal'a sahneyi aldığımda materyallerinde ve
Normallerinde sıkıntı olduğunu gördüm. Bu yüzden çözmek için işte kendi materyallerimi kurdum ya da mesh'te düzeltebileceğim noktalar varsa düzeltmeye çalıştım engine içerisinde, ancak aslında beklediğim hani okul environment'ını sağlayamayacağımı gördüm. Ama yine de idare edebileceğini düşünüyorum. Çünkü sadece buradaki önemli olan şey insanlar ve silahın nerede olduğu. Arka plan tabii ki önemli, noise yaratması açısından. Ancak proje çok kısıtlı bir vakitte gerçekleştirdiğim için o kadar fazla environment'a vakit ayırmamayı tercih ettim. Artık veriye üretmek için bir step uzaklıktayız. O da kameranın otomatik değişip sahnede bir silah varsa screenshot alması. Zaten kamera geçişlerini öğrencilerin eline silah vermeyi halletmiştik. Burada kamera geçişinin belli bir saniyede otomatik gerçekleşmesini ve silahı tespit ettiğinde screenshot almasını yazıyorum. Böylece artık sahneyi açık bıraktığımda otomatik olarak veri üretebilecek ve ben de bu verileri kullanarak bir yapay zeka modeli eğitebileceğim. Aslında böyle bir proje için verinin otomatik label'lanması lazım, yani etiketlenmesi lazım. Bu etiketleme dediğim şey de şu: siz yapay zeka modeline bir image verdiğinizde, bir görsel verdiğinizde bu görselde ne arıyorsanız ya da bu görselin ne olduğunu belirtmek istiyorsanız bunu makineye label'lamanız, etiketlemeniz gerekiyor. Biz burada gun detection yaptığımız için tek tek bütün imajları gezip bak makine silah burada dememiz lazım. Bu silah burada deme işlemini de label image adlı uygulamayla yapıyorum. Peki label'lamayı neden otomatik yapmadın? Hani zor mu derseniz, hayır zor değil, sadece vakit harcamam gerekiyordu ve o sırada label'lamaya harcayacağım vakit bana daha kısa geldi. Bu sistemi yazmaktansa oyunun çözünürlüğüyle ekranın çözünürlüğü arasındaki mapping'i çözmek için harcayacağım süreyi label'lamaya harcadım. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Verimiz hazır. Yapay zeka modelini eğitip silah tespiti yapacağız, değil mi? Maalesef öyle olmadı. Çünkü ne kadar kolay görünse de, framework'ler hazır gibi olsa da bu framework'lerin konfigürasyonları çok uğraştı. Maalesef TensorFlow framework'ünü kullanarak ürettiğim yapay zeka modeli bir sonuç vermedi. Neyse ki TensorFlow tek yapay zeka mimarisi, tek yapay zeka framework'ü değil. Neyse ki kullandığım FasterRCNN piyasadaki tek yapay zeka modeli değil ve neyse ki bu projede tek mühendis ben değildim. Projeyi Albara Salem'le birlikte gerçekleştirdik. Bu zamana kadar yapmış olduğum her şeyi ben yaptığım için sizlere ben yaptım diye aktardım. Ancak bundan sonraki bütün çalışmalarda bizim yapmış olduğumuz proje ya da biz gerçekleştirdik diye bahsedeceğim. Bundan sonrasıyla alakalı elimde herhangi bir video kaydı olmadığı için sunumdan devam edeceğim. Bu sunumu dönem sonunda yapmıştık. Ben bunları yaparken kendisi de Albara Salem'le bu modeli araştırıp bu modelde eğitimler gerçekleştirdi. You Only Look Once modeliyle birlikte bizim oluşturmuş olduğumuz dataset'in yanında threat detection, threat ile alakalı başka bir dataset'i birleştirerek bir yapay zeka modeli eğittik ve bu yapay zeka modeliyle imajlardan handgun'ı tespit edebiliyor hale geldik. Ancak projemiz sadece tespit etmek değildi. Bu tespit edilmiş doğru olup olmadığının bir kere daha check edildi. Çünkü atıyorum düşünün, okuldasınız, yürüyorsunuz koridorda, arkadaşlarınızla konuşup pat alarm çaldı. Neden? Yapay zeka modeli silah olmayan bir şeye silah dedi. Hadi geçtiniz, öğlen arasına geldiniz. Bir daha tık bir alarm yine yok. Sizin bu alarmın sadece gerçekten emin olduğunda çalışıyor. Ve bizim projemiz aslında bununla alakalıydı. Sadece silah tespit etmek değil, silah olmayan şeyi tespit ettiğinde bunun gerçekten silah olup olmadığının tekrar kontrol. Bunu da autoencoders diye bir sistemle gerçekleştirdik. Autoencoders'ın yaptığı şey şu: bir imaj alıyorsunuz, bu imajı bir veriye dönüştürüyorsunuz, bu veriden tekrar bir imaj üretmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu Refik Anadol'un yaptığı GAN modellerine çok benzer bir şey. Bir imajı alıp başka bir imaj yaratmak. Ancak burada autoencoders'ın amacı yeni bir imaj yaratmak değil, var olan imajı tekrar reconstruct etmek üzerine. Ve autoencoders ile beraber üretmiş olduğumuz imajlar da şu şekilde: eğer silah değilse üretmiş olduğumuz veriden tekrar bunu reconstruct etmeye çalışıyoruz. Ne kadar iyi reconstruct ederse bu silah değil diyoruz. Eğer silahsa reconstruct edemiyor ve bizim alarmımızı çalmıyor. Güzel bir cuma günü hayal edin.
Beden eğitimi öğleden önceymiş. Öğle arasındasınız. Üzerinizde eşofmanlar var. Sınıf arkadaşınız Boris size doğru geliyor. Elinde sandviç olması gerekirken bir silah taşıyor. Boris, neden silah taşıyorsun arkadaşım diyene kadar silah size doğrultuyor ve geçmiş olsun. Peki ya, okulunuzun yapay zeka modeliyle eğitilmiş bir güvenlik sisteminin olduğunu düşünün ve siz bu arkadaşınıza karşılaşana kadar kameraların bu arkadaşınızın elinizdeki silahı tespit etmesini ve alarmı çaldığını düşünün. Yani şöyle olacak. Gelecek yapay zeka modeliniz çalışacak ve diyecek ki arkadaşınızın elinde silah var. Peki bu sistem sadece imajlar üzerinden mi çalışıyor? Tabii ki hayır. Bir video feed'i vererek, yani daha önceden kaydedilmiş bir videoyu vererek de bu videonun içerisinde herhangi bir silah var mı tespitini yapabiliyorsunuz. Silahları arkadan tespit edilmesi birazcık zor oluyor. O yüzden kaçırması mümkün. Ancak önden gelen silahları doğru yakalamasını bekliyoruz. Sistemin doğru çalışabildiğinin tespiti olarak. Şimdi bekleyelim, sahneye bir silah girsin. Bakalım bizim sistemimiz, bizim yarattığımız sistem sahnedeki silahı tespit edebilecek mi? Bu öğrencilerin hayatı kurtulabilecek mi? Evet, gölgesinden görüyorum. Şu anda silahlı birisi geliyor. Kırmızılı da silah var. Tespit edebilecek mi? Yakaladı. Silah var dedi. Sistemimiz çalışıyor. Benim için o kadar mutluluk verici bir şey ki, yani iki şeyi birleştirebilmek, iki profesyonelliği birleştirebilmek, işte Unreal içerisinde bu sahneyi kurup, öğrencileri yürütüp, veriyi Unreal'dan toplamak ve bunu bir başka bir mühendis arkadaşımla beraber modelini eğitip gerçekten insanlığa faydalı olabilecek bir şeyler yaratmak insana mutluluk veriyor. Yapay zeka sadece oyunlardaki NPC'lerin, botların, düşmanların değil. Yapay zeka dendiğinde aklınıza bu tarz şeyler de gelmesini istiyorum. Size umarım yeni ufuklar açabilecek bir video olmuştur. Lütfen aşağı yorumlarınızı bırakın. Neler düşündünüz? Neler yapılabilir daha fazla? Video fikirleriniz varsa, kanal hakkında görüşleriniz, yorumlarınız varsa onları da belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.